Atatürk'ün ölümünden sonra cenazesi başında onun cenaze namazının kılınmasını istemeyenlerin entrikası ve perde arkasındaki gizlenen gerçeklerini açıklamaya devam ediyorum. Evet, kaldığımız yerden. Türkiye Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın hayatından ilginç bölümler aktardık ve şimdi Cumhuriyet rejiminin kurulması ve gelişmelere evet doğru gidiyoruz. Kurtuluş Savaşı bittiğinde şairler, şiirler söylediler onun için. Kitaplar yazıldı, filmler çevrildi. 1923-38 arası Gazi Mustafa Kemal Paşa veya Atatürk'ün devlet kuruculuğu dönemidir. Savaşlar bittiğinde Atatürk'ün elinde kılıcıyla, kalpağıyla, asker kıyafetiyle orta yerde onu yücelten bir görüntü ve etrafında silah arkadaşlarının efendim portreleri var. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kahramanlığını ve Türk ordusunun kahramanlığını anlatan en güzel bir belge. Bu belge o zaman hazırlanmış ve bastırılmış. Evet, karşımızda Atatürk'ü Kurtuluş Savaşı önderi gösteren bir belgeyi izlemiş olduk. Saygıdeğer izleyiciler, saygıdeğer kamuoyu. Bu olayın bir başka açıdan baktığımızda birkaç yıl sonra, yıl 1928. O zamanki hükümet bir kanun hükmünde kararname, yani resmen kanun çıkarıyor. Kanun maddesi şöyle. Diyor ki, bir şehir merkezinde tarihi bir cami olabilir, ihtiyacı karşılar, insanlar namaz kılabilir. Ancak o tarihi caminin 500 metre yakınında ikinci bir camiye gerek yoktur. O cami yıkılsın ve satılsın, kazancı hazineye aktarılsın. Türkiye'de camileri satma kanunu çıkarıldı 1928 yılında. Ve bu kanun en vahşi şekilde İstanbul'da Eminönü'nde uygulandı. 2008 yılında gittiğim İstanbul'da, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında Eminönü Camileri isimli kitabı gördüm. Profesör Semavi Eyice Başkanlığında İstanbul Müftülüğü'nün hazırlamış olduğu bu kitapta Osmanlı'dan kalan 213 caminin 113'ünün yıkıldığını, satıldığını ve harabeye çevrildiğini tespit ettim. Yüreğim titredi. Sultanahmet Camisi'nin oradaki Kadıra yokuşuna vardım ve karşımda minaresinin üst tarafı yıkılmış, kapılarına efendim kilit takılmış bir harabe camiyi gördüm. Helvacıbaşı Camisi. Çok üzüldüm, kızdım, isyan ettim. Türkiye'de 1928 yılında camileri satma kanununu neden çıkarırlar? Kim çıkarır? Bunların amaçları neydi? Evet, karşımızda Helvacıbaşı Camisi'nin minaresinin yıkılmış haldeki görüntüsü izliyorsunuz. O caminin minaresini görürken elimdeki fotoğraf makinesini doğrulttum ve giriş kapısını çektim. Evet, giriş kapısının üzerinde kilit vardı, zincir vardı, kapalıydı. Gözümle içeriye baktım. O caminin hani kullanıldığı binanın harabe hale gelmiş o alt kısımları gördüm. Çok çok üzüldüm. Osmanlı'dan kalan 113 cami Eminönü'nde neden yıkılır ve satılır? Topkapı Sarayı'nda 9 caminin satıldığını ve yıkıldığını gördüm. Sirkeci Garı'nın dibindeki Mercifonlu Camisi'nin yıkıldığını, onu efendim alan kişilerin bir zaman sonra pavyon yaptığını, fuhuş merkezi yaptığını gördüm. Çok kızdım, sinirlendim. Yani bu uygulamadaki amaç ne olabilirdi? Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir zaman sonra, yıl 1928, camileri satma kanunu çıkarılıyor ve yapılan bir araştırmayla 2800'ü aşkın dini cami, yani cami ve mescidin yıkıldığı, satıldığı gerçeği ortaya çıkıyor. İşte karşımızda İstanbul'da Sultanahmet'in efendim yanı başındaki yıkılan bir caminin veyahut da kapalı bir caminin giriş kapısının görüntüsü var. Bu o günlerin çok farklı bir gerçeğini bize hatırlatıyor. Bu da bir tarihi resim. Elimdeki o Profesör Semavi Eyiçek'in sanat tarihi üzerindeki Türkiye'nin en büyük uzmanıdır. Onun komisyonda efendim hazırlamış olduğu kitaptaki az önceki Helvacıbaşı Camisi'nin efendim eski bir resmini görüyorsunuz. Yıkık bir minare var ve bu fotoğrafı ben o kitaptan aldım. Ve eve bir harita geçti. Bu haritayı o komisyon hazırlamış. İstanbul'daki Eminönü, Sultanahmet, efendim Bayezid Meydanı, Sirkeci, Eminönü yöresindeki o 113 caminin nerede bulunduğu ve neden yıkıldığı hakkındaki işaretler var bu harita üzerinde. Yaklaşık 100 cami faaliyette ama 113 caminin de
artık yerine yerler estiğini ve yıkıldığını anlatıyor, satıldığını anlatıyor. Evet, karşınızda İstanbul'da satılan camilerin haritasını görüyorsunuz. 1928 ve sonrası. Kanun 28'de çıkmış ama uygulama 32, 33, 34 ve 40'lı yıllarda bir vahşet ölçüsünde sürmüş gitmiş. Son 100 yıllık tarihimizdeki en büyük kültür tahribatıdır. İnançlara baskıdır ve böyle bir proje uygulanıyor. Evet, karşımızda o projenin sonucu İstanbul'da satılan ve yıkılan camilerin olduğu yer. Evet, o yılların farklı bir gerçeği. Gazi Mustafa Kemal Paşa, İslamiyet'in en iyi şekilde anlaşılması için ödenek çıkararak, bir görüşe göre kendi maaşını ortaya koyaraktan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir yazı yolluyor. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde Türkçe'ye çevirelim, tefsiri yazılsın. Günün anlayışına göre ve dünyadaki gelişmeleri efendim bilen uzman bir din adamı Kur'an çevirisini, tercümesini ve tefsirini yazsın. Evet, bu istek üzerine o zaman Diyanet İşleri Başkanlığı Elmalılı Hamdi Yazır Hoca'ya bu teklifi yapıyor ve adı geçen hoca da yoğun bir çalışma sonrasında evet Hak Dini, Kur'an Dili adıyla Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde tefsirini yazıyor. Bu basılıyor. Bir miktarı Hoca Efendi'ye veriliyor. Evet, Atatürk'ün parasıyla hazırlattığı Kur'an tefsiri olan ve halk arasında Elmalı Tefsir diye bilinen kitabın efendim bir sayfasını görüyorsunuz. Bu projeyi uygulatan kişi Mustafa Kemal'in kendisi. 1926'da efendim teşebbüs edildi ve sonra bu kitap hazırlandı. Hala 70-80 yıl kadar zaman geçti. Bu Elmalılı tefsiri Türkiye'de en çok okunan ve herkesin başvurunda bulunduğu kaynak bir kitaptır. İşte o projenin ürünü olan Elmalılı tefsiri bir görüntü. Ve bir başka belge. 1932 yılında Türkiye'de Türk Tarih Kurumu ve Dil Kurumu kuruldu. Gazi Mustafa Kemal Paşa bilim adamlarından çağrıda bulundu. Diyordu ki, Türk milletinin en büyük zenginlik kaynağı dilidir. Dilimizin tarihi köklerine inelim, zenginliğini ortaya koyalım ve dünyaya Türkçenin ne kadar güçlü bir dil olduğunu hatırlatalım, açıklayalım. Onun isteği bu. Bakın, el yazısıyla bu düşünceyi açıklıyor. Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasını ve Dil Kurumu'nun kurulmasını istiyor. İstek böyle. Ancak uygulama nasıl oldu? Çelişkiler, çatışmalar ve büyük tahribatlar gündeme geldi. Şimdi onu da göreceğiz. Bakın, Atatürk'ün vasiyet yazısı karşımızda. 1932 yılı içerisinde Ermeni asıllı Agop Dilaçar, ki gerçek ismi Agop Martanyan, İstanbul'a çağrıldı ve ona Türk Dil Kurumu Genel Sekreterliği görev verildi. Agop Martanyan ekiplerini kurdu. 1934, 36 ve ilerleyen yıllar, yaklaşık 50 yıl Türk Dil Kurumu'nun başında kaldı. Agop Martayan, yani diğer ismi de Agop Dilaçar, kendi ekibiyle beraber Türk dilindeki Arapça ve Farsça kelimelerin silinmesini, onun yerine Türkçe karşılığı bulunmasını arzu ediyor idi. İşte karşımızda bir Ermeni'nin Türk Dil Kurumu Başkanlığı'na getirilmesi ve yaklaşık 50 yıl Türkiye'de dil devrimi adı altındaki büyük tahribatların nasıl başlatıldığını efendim ibret verici bir gerçeğini size açıklayacağım. Karşımızda Türk Dil Kurumu'nun başkanı Agop Martayan veyahut da Agop Dilaçar. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde Ordinarius Profesör. Evet, karşımızda denizciler, gözünüzü izliyorsunuz. Bu profesörümüz kendisi Maraşlıdır. Ona bir oturum başkanlığı yapmasını ve güneş dil teorisini savunmasını istediler. Adı geçen profesör böyle bir olaya katılmayacağını, çünkü saçmalıklar yapıldığını, bütün dünya dillerinin efendim Türkçeden gelmesiyle ilgili görüşlerin doğru olamayacağını söylüyor idi. Ve o görüşe katılmadığı için bir dişçiye gitti, 12 dişini çektirdi, rapor aldı, oturum başkanlığı yapmadı. O yapmadı ama onun adına Atatürk'ün etrafında dalgavukluk yapan, yağ çeken ve hayallerini empoze eden insanlar Türk Dil Kurumu'nun başına çöreklendiler. Onların dedikleri oldu. Evet,
Karşımızda Maraşlı tarih profesörün evet görüntüsü. 12 dişini çektirmişti o toplantıya katılmak için. Çünkü bilim değil, duygusallığın, dal kavukluğun ve efendim şaklabanlığın olduğunu gördü ve imza atmamak için dişlerini çektirdi, katılmadı. Evet, karşımızda Maraşlı tarih profesörün evet görüntüsünü izliyorsunuz şu anda. Ve Atatürk yanına gelen tarihe meraklı olduğunu söyleyen genç ve güzel hanımefendi Afet İnan'a saygı duydu. Onu Türk Tarih Kurumu'nun efendim kurucu heyetinin içine aldı. Afet İnan, Mustafa Kemal Paşa'ya bilimsel gerçeklere değil, hep ona yağ çekmeyi tercih etti. Avrupa'ya gitti. Türk ırkının efendim yüceliğini ve büyüklüğünü kanıtlamak için bir Belçikalı profesörden dersler aldı. Türkiye'ye geldi. Tarih Kurumu Kongresi toplandı. Özellikle bir görüşü veya bir projeyi hayata geçirmek istiyordu. O projenin adı Türk ırkının formülü nasıl ortaya çıkarılabilir? Önce Atatürk'ün fotoğrafları çekildi. Kafatasının filmi alındı. Alın kısımları aşağıya, kulak hizaları, göz çukuru bir formül bulundu. Evet, o formül kapsamında Türk ırkının en güzel örneğinin Atatürk olduğu varsayıldı. Ve o formül çerçevesinde, o formüle uyan efendim insanların Türk olacağı görüşüyle hareketle Türkiye'de 64 bin mezar açıldı. Kafatasları ölçüldü. Dediler ki işte Türk ırkı geniş bir alana yayılmıştır ve Türk ırkı en yüce ırktır. Bu ırkçılıkla ilgili efendim kafatası formülünü hazırlayan kişi Afet İnan'ın kendisi. Aslında Afet İnan Mustafa Kemal Paşa'yı dal kavukla oyalayan bir efendim kişi konumundaydı. Evet ve yıllar böylece geçti. Bu bir tarihi efendim doğru bakmak değil, tarihi çarpıtmaktı ve Mustafa Kemal Paşa'yı da yanıltmaktı. Ancak bu işin farkına varılmadı. Afet İnan Atatürk'ü yanılttı. Tarih kurumunun başına geçti. Bilimsel çalışmalar değil, kişiye övgüler ön plana çıktı ve o yıllar çabucak geçti. Evet ve karşımızda bir toplantı anı. Atatürk huzurundaki profesörler veya da uzmanlara bilgi veriyor, onlara konuşuyor. Onun arzusu Türk tarihinin karanlıkta kalan hiçbir olayı kalmasın. Araştırılsın ve yazılsın. Bilimsel metotlarla tarihimiz aydınlansın. İsteği bu. Ancak onu dinleyenlerin fikirleri başka. Onlar hayal dünyasında Mustafa Kemal Paşa'yı yanıltıyorlar. Evet, Atatürk huzurunda Afet İnan, Agop Bilaçar ve ona yağ çeken diğer uzman bilim adamlarının bir ortak fotoğrafını şu an görüyorsunuz. Bakınız bu çelişkiler ne büyük hatalara Türkiye'yi sürükledi onu sizlere açıklayacağım. Evet, karşımızda Mustafa Kemal Paşa'nın konuşma anı. Yıl 1935. Afet İnan ve arkadaşları tartıştılar. Dediler ki Mimar Sinan büyük bir mimar olabilir. Acaba Mimar Sinan Türk mü değil mi? Onun Türk olup olmadığını anlamak için mezarını açalım, kafasını ölçelim. Ekip Süleymaniye Camisi'nin kuzeyindeki Mimar Sinan'ın türbesine geldi. Türbenin kapakları açıldı, kafatası bulundu ve ölçüldü. Kafatası ölçüleri biraz rakamın dışına taştığı için sonuçları Dolmabahçe Sarayı'ndaki Mustafa Kemal Paşa'nın efendim önüne bir kağıtla falan koydular. Mustafa Kemal Paşa kağıda baktı, dedi ki vallahi dedi yani Mimar Sinan'ın Türk olup olmadığı bilmem ama bir de İsmet Paşa'nın kafasını ölçün bakayım demişler, durum nasıl çıkacak? Tabi bu bir şakaydı, gülüşmeler oldu. Mimar Sinan'ın kafatası yerinden alındı, torbaya kondu, Ankara'ya götürüldü. Ankara'da Türk büyüklerinin kafatası müzesi açılacaktı. Ancak o müze açılmadı, kafatası kayboldu. Karşımızda Türk olup olmadığı için mezarı açılan ve kafatası Ankara'da kaybolan ünlü mimarımız Mimar Sinan'ın efendim bir portresini görüyorsunuz. Mimar Sinan 100 yıl gibi bir ömür yaşamıştı. 16. yüzyılda dahi bir mimardı. Osmanlı coğrafyasında yüzlerce esere imza attı. Onun ortaya koyduğu eserler İslamiyet'i yücelten, ezan sesini efendim kalıcı kılan bir inanç ve kültürün en güzel örneklerini ortaya koydu. Mimar Sinan öldüğünde onun türbeye konuş anının görüntüsü bu şekilde çizildi bir ressam tarafından. Eğer bugün İstanbul'a giderseniz Süleymaniye Camisi'nin kuzeyinde bu mütevazi türbeyi göreceksiniz. Burası Mimar Sinan'ın türbesi. Evet, o Mimar Sinan.